Değerli arkadaşlar, merhabalar. Yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi soru çözüm videolarımızın arasına ne demiştik arkadaşlar? Bazı böyle önemli gördüğüm konu anlatımları, işte ne diyelim nokta atışları ya da sınavda çıkmasını öngördüğüm konuları paylaşacağım söylemiştim. Ki bununla alakalı da ne yapmıştık biz? Yerel yerinden yönetimlerle ilgili konuşmuştuk arkadaşlar bir önceki videomuzda. Ki bunlardan ilki hatırlarsanız il özel idaresiydi, değil mi? Bunların ne yapmıştık? Bölümlerini konuşmuştuk birlikte. İşte vali, il genel meclisi, il encümeni. Yani yerel yerinden yönetimler, yani mahalli idareler her zaman önemlidir arkadaşlar. Organlarını bileceğiz. Hangisi karar organı, hangisi yürütme organı. Şimdi bu eğitim videomuzda yine mahalli idare olan belediye idaresinden bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Tamam mı? Belediye idaresinden bahsedeceğiz. Bununla alakalı konuşacağız. Şimdi belediye idaresi dediğimiz zaman hepsinin de tanım bazında uzun uza diye yazmayacağım bu arada sizleri sıkmamak adına. Belde sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve bunun aynı zamanda karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişilerine biz belediye diyoruz arkadaşlar. Şimdi belediye idaresiyle alakalı neler söyleyebiliriz? Bunlardan bahsedelim. Bunlardan ilki nüfusunun ne olması lazım? Yani bir yerleşim yerinde belediye kurabilmek için nüfusun 5000 ve üzerinde olması lazım arkadaşlar. O zaman şöyle notumuzu alalım mı? Bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için diyelim. Kurulabilmesi için nüfusun diyelim ne olması lazım? 5000 ve üzerinde olması lazım. Ya da 5000 ve üzerinde olması gerekir diyelim değerli arkadaşlar. Şimdi bu soru sizlere doğrudan sorulabilir. İşte bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için nüfus kaç olmalıdır şeklinde, en az kaç olmalıdır şeklinde sorulabilir. Ya da İşte belediye idaresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denir. Mesela nüfusla alakalı yanlış bir bilgi verilir. BÖSYM buradan da sizleri vurabilir arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Şimdi başka bir madde ki önemli bir madde. Dolayısıyla yıldızlıyorum. Arkadaşlar il ve ilçelerde belediye kurmak zorunludur. Ancak sadece maddeyi bu şekilde yazmayacağız. Şöyle diyeceğim ben. İl ve İlçe merkezlerinde diyelim, daha doğru bir tabirle. Ancak nüfusun ne olduğu önemli değil. Dolayısıyla arkadaşlar nüfusa bakılmaksızın diyelim, tamam mı? İl ve ilçe merkezlerinde nüfusa bakılmaksızın belediye kurulması zorunludur değerli arkadaşlar. Belediye kurulması zorunludur. Şimdi bunun yanında başka önemli bir bilgi, yani belediye idaresiyle ilgili belediyeler nasıl kurulur? Daha önce il özel idaresinden bahsetmiştik. Bundan sonraki eğitim videomda köy idaresinden bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Örneğin köy idaresi İçişleri Bakanlığı kararıyla kurulur. Belediyeler ise kısaltarak yazıyorum, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulur arkadaşlar. Yani şu, bakın sınava girecek arkadaşlar. Şu her zaman aklınızda bulunsun. ÖSYM bir soruyu zor yapacaksa, mesela belediye idaresiyle ilgili size zor bir soru soracaksa, şıkları uzun yapar. Gözünüzü korkutur, zor gibi gösterir. Ama şıklarda da buradan vurabilir sizi. Mesela Cumhurbaşkanlığı kararı demez de, faraz diyorum ben işte kanunla der. Efendime söyleyeyim, kanun demez de size der ki işte İçişleri Bakanlığı der. Ya da başka bir şekilde kafanızı karıştırmaya çalışır. Ancak doğrudan da bilgi sorusu olur arkadaşlar. O yüzden lütfen karıştırmadan dikkatlice izleyelim. Şimdi bunun yanında biz belediye idaresinden bahsediyoruz. Tabii ki bunun
yine bölümlerini anlatacağım arkadaşlar. Bölümlerinden de bahsedeceğiz ama öncelikle şunu söyleyelim. Belediye idaresinin yürütme organı belediye başkanıdır. Aynı mantıkta cumhurbaşkanını da düşünün demiştim. Ülkeyi kim yönetiyor ya da yürütme kime ait? Cumhurbaşkanına ait. Aynı zamanda yasamanın da TBMM'ye ait olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burada iki tane önemli noktadan bahsedeceğim arkadaşlar. Belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştıran merci ya da görevine son veren ya da nihai olarak uzaklaştıran merci var iki tane. Ve önemli bir detay. Bunlardan ilki İçişleri Bakanlığı arkadaşlar. Geçici olarak görevden uzaklaştıran İçişleri Bakanlığı. Dolayısıyla hemen karşısına ok çıkarıyorum. Geçici olarak belediye başkanını diyelim. Belediye başkanını görevden uzaklaştırır. İkinci bir dikkat etmeniz gereken konu Danıştay. Danıştay aynı zamanda yüksek bir mahkemedir değerli arkadaşlar. Daha önceki videolarımda buna değinmiştim. Ancak Sayıştay ile karıştırmayın. Sayıştay yüksek bir mahkeme değildir. Danıştay da belediye başkanını diyelim. Hatta şöyle kısaltarak yazalım. Belediye başkanını nihai olarak yani görevinden alır. Nihai olarak görevden alan mercidir diyelim hatta. Daha uygun olsun. Bu ikisini unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Danıştay ve İçişleri Bakanlığı. Şimdi bunun yanında belediye idaresinin bölümlerinden bahsedeceğiz. Bura önemli bir konu. Belediye idaresinin bölümlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Nasıl bir önceki videomuzda il özel idaresini anlattık. Temel kurulma mantığı nedir, ne değildir bundan bahsettik. Belediye idaresi de yine kendi içinde bölümlere ayrılacak. Bunun da bildiğiniz gibi 3 tane bölümü var. Bunlardan ilki belediye başkanı. Birinci bölümümüz bu. İkincisi belediye meclisi. Belediye meclisi. Üçüncü ve son bölümümüz de arkadaşlar belediye encümeni. Şimdi bizim için önemli olan bu bölümleri bileceğiz. İlk dikkat etmemiz gereken nokta burası. Bu bölümleri bileceğiz ama bunlarla alakalı önemli olan şeyleri de bileceğiz. Yani hangisi yürütme organı, hangisi karar organı şeklinde. Bir kere belediye başkanı için belediye idaresinin başıdır demiyorum da daha güzel bir tabirle arkadaşlar. Belediye idaresinin yürütme organıdır. Bakın bunu şöyle bir açalım mı sizlerle? Şu yürütme kavramı aklınızda şöyle kalsın arkadaşlar. Bakın köydeki muhtar köyün sorunlarıyla ilgilenir. Köyde su yoktur, yollar bozuktur, efendime söyleyeyim köprü yapılacaktır. Bakın dolayısıyla köyün yürütme organı, köy idaresinin yürütme organı muhtardır. Bir sonraki videomda bahsedeceğim bundan. Belediye başkanının da yürütme organı neden belediye başkanıdır? Daha doğrusu belediye idaresinin de yürütme organı neden belediye başkanıdır? Doğrudan ezberlemeyin diye söylüyorum. Arkadaşım, yarın öbür gün köyde bir sıkıntı olduğunda, köyün hizmete ihtiyacı olduğunda, köydeki muhtar hizmeti kimden talep edecek? İlde bulunan belediyeden arkadaşlar ya da ilçede bulunan belediyeden talep edecek. Doğru mu? Dolayısıyla bu tarz işlere bakan kim peki? Belediye başkanı. Demek ki il ya da ilçede bulunan yürütmeyi sağlayan kim? Burada belediye başkanı. Doğrudan ezberlemeyin diye söylüyorum. Bir başka tabirle yani il idaresinin ya da belediye idaresinin en başıdır dedik. Aynı zamanda en büyük mülkü amirdir. Şöyle diyelim. Belediye idaresinin diyelim arkadaşlar. Belediye idaresinin en büyük mülki amirdir.
Bir başka deyiş de bunu biraz önce tanım bazında da söylemiştik. Belde seçmenleri tarafından doğrudan seçilir. Belde seçmenleri tarafından doğrudan seçilir. Burada da şu konu üzerinde duracağız. Yani şu konuda kafanız karışmasın. Hocam belediye başkanınız evet doğrudan seçimle seçilir. Mesela cumhurbaşkanlığı gibi işte muhtar gibi. Belde seçmenlerinden kastımız şu. Mesela Balıkesir Havran ilçesindeki Havran Belediye Başkanı örnek veriyorum. O belediye başkanına sadece Havran'da bulunanlar oy vermez arkadaşlar. Yani ilçede bulunanlar değil, ilçenin tüm köyleri o belediye başkanına oy verir. Yani oy verir derken tabii ki istiyorsa verir. Yani ondan başka aday varsa isteyen adaylar diğer mevcut adaya da verebilir. Yani kafamız şu anlamda karışmasın. Ya belediye başkanı Havran'da acaba sadece o ilçenin içindekiler mi oy veriyor? Hayır, mevcut dışarıda köyde bulunanlar da o belediye başkanına ne yapacaktır? Oy verecektir arkadaşlar. Peki belediye meclisiyle ilgili ne söyleyebiliriz? Belediye meclisi il özel idaresinde de olduğu gibi il özel idaresi için en yüksek görüşme ve karar organının il genel meclisi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla burada da tabir değişmiyor. Şu meclis kelimesini burada kendinize baz alabilirsiniz. En yüksek görüşme ve karar organıdır belediye meclisi. En yüksek görüşme ve karar organıdır. Bunun yanında belediye meclisi ile alakalı ne söyleyebiliriz? Yine beldedeki seçmenler tarafından seçilir. Beldedeki seçmenler tarafından seçilir. Akabinde şimdi bakın şöyle de bir detay var burada ki bu da önemli bir detay. Belediye meclisinin başkanı da belediye başkanıdır arkadaşlar. Bakın her ikisinin de. Belediye encümeninin ve belediye meclisinin başkanı belediye başkanıdır. Çünkü yürütmede görev alıyordu değil mi belediye başkanı? Bunu zaten mantıken de çıkartabilirsiniz değerli arkadaşlar. O zaman şöyle notumuzu alalım mı? Başkanı diyelim. Kimin başkanı? Belediye meclisinin başkanı belediye özür diliyorum değerli arkadaşlarım. Başkanı ne demiştik? Belediye başkanıdır. Yani belediye meclisi ile ilgili bunları bilseniz yeterli olacaktır. Şimdi belediye encümeni aslında il özel idaresindeki mantığı oturtan arkadaşlar burada da benzer bir mantıkla ilerleyebilir. Belediye encümeni de meclis üyeleri ve belediye çalışanlarından oluşur. Öncelikle kapsamını bilelim arkadaşlar. Bakın encümen kelimesini burada baz alın. Meclis üyeleri ve belediye çalışanlarından oluşur. Yani burada altlık üstlük hiyerarşisine ya da ilişkisine bakacak olursak belediye başkanının aslında altında yer alan bölümler baktığınız zaman. Çünkü şu tabirden anlıyorsunuz bunu. Başkanı diyoruz ki belediye başkanıdır. Başka herhangi bir açıklamamıza gerek yok. Belediye encümeniyle ilgili başka bilmemiz gereken önemli bir bilgi de arkadaşlar aynı zamanda nedir? Danışma organıdır. Da detay ve önemli bir bilgidir. Yine bir önceki belediye meclisiyle ilgili söylediğimizi burada da söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani başkanı belediye başkanıdır. Ve il özel idaresinde de olduğu gibi kamulaştırma kararını yine belediye encümeni alır. Kamulaştırma kararı alır diyelim ki bu soru da bir gün sorulacak arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Normalde kamulaştırmaya baktığımız zaman idari hukukun içinde genellikle geçen ya da yer alan bir kavram. Ancak mahalli idareler arasında efendime söyleyeyim hangi idarenin organı kamulaştırma kararını alır konusu detay bir bilgi.
sorulursa da zor bir soru olur diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bölümlerine değindikten sonra şuraya bir dipnot düşelim. Dipnotumuzda da şu var. Şimdi şunu biliyoruz öncelikle, değil mi? Belediyeler kimin kararıyla kuruluyordu? Cumhurbaşkanlığı kararıyla kuruluyordu arkadaşlar. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler yine Cumhurbaşkanı kararı ile köye dönüştürülür. Bakın, kurulur demiyorum. Normalde belediyeler için şartımız neydi? 5000 ve üzeri bir nüfusun olması lazımdı. Peki nüfus 2000'in altına düştüğünde ne olacak? Şöyle onu da izah edeceğiz. Nüfusu 2000'in altına düşen diyelim. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur diyelim arkadaşlar. Şimdi belediye ile ilgili genel anlamda söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de ne var? Büyükşehir Belediyesi var. Zaten kısa bir konumuz olacak değerli arkadaşlar, ama karşımıza her zaman yine çıkabilir. Büyükşehir Belediyesi diyelim. Hocam, belediye dediniz, Büyükşehir Belediyesi dediniz. Neden bu şahsa Büyükşehir Belediyesi denmiş? Öncelikle şöyle basit tanımından bahsedecek olursak, sınırları il mülki sınırı olan ve sınırlar içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyon sağlayan, idari ve mali özelliğe sahip olan karar organları, bakın önemli, karar organları seçmenler tarafından oluşturulan kamu güzel kişilerine Büyükşehir Belediyesi diyoruz değerli arkadaşlar. Yani tanım bazında yazmayacağım. Az çok hangi belediyenin, organın ne amaçla kurulduğunu anladığınızı düşünüyorum. Ben önemli detaylara sadece değineceğim arkadaşlar. Şimdi normal bir belediye idaresinin kurulabilmesi için nüfusunun 5000 ve üzeri olması gerektiğini söylemiştik arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi oluşturabilmek için de nüfusun en az 750 bin üstü olması gerekir. O zaman şöyle söyleyelim. Bir yerleşim yerinde Büyükşehir Belediyesi, kısaltarak yazıyorum, kurulabilmesi için diyelim arkadaşlar. Kurulabilmesi için nüfusun 750 bin, ki bu şekilde gelir sınavda da gelirse arkadaşlar, 750 bin üstü olması gerekir. Yani ben Büyükşehir Belediye nüfusuna X dersem arkadaşlar, şöyle olacak, 750 bin küçük eşit X olacak. Yani nüfusun, buradaki yerleşim yerindeki nüfusun en az 750 bin olması gerekiyor. Dolayısıyla ya hocam, anayasa içinde matematik anlattınız bize demeyin arkadaşlar. Eşitsizlik matematiğin en temel konusudur. Karşımıza da gelecektir. Gönül ister ki ona da yer verelim, ama tabii ki Allah nasip ederse ilerleyen videolarımda matematik eğitiminde gelecek arkadaşlar. Şüpheniz olmasın. Allah nasip ederse diyelim. Şimdi Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yine önemli bir detayımız var. Daha sonra da zaten videomu sonlandıracağım değerli arkadaşlar. Hocam, belediyeler ne ile kuruluyordu? Cumhurbaşkanı kararı ile, ancak Büyükşehir Belediyeleri arkadaşlar kanun ile kurulur. Bu detay bir bilgidir. Yani detay bir bilgi derken şu yanılgıya düşmeyin. Hocam, belediye Büyükşehir Belediyesi. Aa, isimleri benziyor. Tamam, o Cumhurbaşkanı ise diğeri de Cumhurbaşkanı şeklinde sakın saçma bir yorum yapmayın arkadaşlar. Ben notumu düşüyorum. Büyükşehir Belediyeleri, daha doğrusu Büyükşehir Belediyesi diyelim, kanun ile kurulur. Ya da kanunla kurulur diyebiliriz arkadaşlar. Yani ben sizlere yarın öbür gün gelsem ki bir paragraf versem, efendime söyleyeyim, işte felanca yerde bir yerleşim yeri kurulacak, nüfusu da 780 bin.
Bu ne olabilir arkadaşlar? Büyükşehir Belediyesi. Ama bakın, ben Büyükşehir Belediyesi kurulacak demiyorum size paragrafta. Sizden bu bilgiyi bilmenizi istiyorum. 750 bin ve üstü, daha doğrusu 750 binin üstü olması gereken bilgiyi Büyükşehir Belediyesi kurabilmek için bunu bilmenizi istiyorum. Bakın, videomu da şöyle soruyu yazmayayım ama karşınıza yarın öbür gün çıkabilecek bir şeyden bahsediyorum. Şimdi yukarıda anlatıyor şahıs paragrafta, ne anlatıyor biliyor musunuz? İşte felence yerde, Gaziantep'in işte felence ilçesinde bir yerinde bir yerleşim yeri kurulacak. Ve kurulacak yerleşim yeriyle ilgili şu bilgi bilinmektedir. Bakın, ben size şu anda konu anlatırken soru yazıyorum. Ve kurulacak yerleşim yerindeki nüfusun, 750 demeyelim çok basit olur, 790 bin olacağı düşünülüyor mesela. Dolayısıyla bu kurulacak olan ne diyelim mesela, mahalli idare diyelim, ismini vermeyelim, tamam mı? Kurulacak olan mahalli idare hangi mercin kararıyla kurulur ya da ne ile kurulur diye size sorulursa yarın öbür gün kanunu yapıştıracaksın gelecek. Özellikle 750 bin üstünü belirtirse arkadaşlar, bunun siz ne olduğunu anlayacaksınız. Büyükşehir Belediyesi olduğunu anlayacaksınız. Zaten ÖSYM de son zamanlarda bunu yapıyor. Bilgiyi biliyorsun, evet diyor. Ne yapıyor size? Yorumlatıyor. Ben aynı zamanda bu konu anlatımında bir tane de sizlerle dolaylı yoldan da olsa soruyu çözmüş oldum. Umarım faydalı olmuştur değerli arkadaşlarım. Bir sonraki eğitim videomda yine bir mahalli idare olan köy idaresinden bahsedeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.